Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz abdestle ilgili devam ediyor. Ümmü Kays bintu Mihsan radıyallahu anhü hazretleri anlatıyor. Ben henüz yemek yemeyen küçük bir oğlumla Resulullah aleyhissalatu vesselama gitmiştim. Varınca çocuğu kucağına oturttu, derken çocuk elbisesine akıttı. Su getirtip elbisesine serpti fakat yıkamadı. Bir rivayette çiledi denmiştir. Buhari, Müslim ve diğerlerinin haberidir. Şafii'ye göre bu hadis esastır. Erkek çocukların sidiğine su çilemek, su dökmek yeterlidir, temiz sayılır. Hazreti Ali Ata, Hasan-ı Basri, Zühri, Ahmet, İshak ve İbni Vehib gibi birçok alim hep böyle hükmetmişlerdir. Evet sevgili dostlarımız, kız ve erkek her iki çocuk için de su çilenmesi yeterlidir. Bu Evzai'nin görüşüdür. İmam-ı Malik ve Şafii'den de bu görüş rivayet edilmiştir. Kız ve erkek çocuğu idrarlarının yıkanması hususunda eşittirler. Ve temizlik yıkanmadan hasıl olmaz. Hanefiler elhamdülillah. Malikiler bu görüştedir. İbn-i Dakik'il Eyd bu görüşte kıyasa gittiler. Onlar hadiste geçen yıkanmadı tabiriyle yıkamada mübalağaya yer vermedi demek istediğini söylerler. Yani hadis-i şerifi bütün yönleriyle incelerler. Ona göre fakihler hükümleri ortaya koyarlar. Hepsi güzeldir. Lübabe bintül Haris anlatıyor. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anhüma Resulullah aleyhissalatu vesselamın kucağında idi. Elbisesini akıttı. Ben atılıp ey Allah'ın Resulü yeni bir elbise giy. İzarını da bana ver yıkayayım dedim. Cevaben kız çocuğun idrarı olsa yıkanırdı ancak erkek çocuğun idrarı su çilemek suretiyle temizlenir buyurdular. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte mescitte otururken bir bedevi çıka geldi. Durup mescidin içine akıtmaya başladı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı kalkıp dur dur diyerek üzerine yürümeye kalktılar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam müdahale etti. Dokunmayın, kestirmeyin, bırakın tamamlasın. Ashab müdahale etmedi. Adam da ihtiyacını tamamladı. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam adamı yanına çağırdı ve bu mescitler idrar ve pislik bırakma yeri değildir. Allah'ın zikredildiği yerlerdir. Buralarda namaz kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur buyurdu. Sonra cemaatten birine bir kova su getirmesini emretti. Kova gelince sidiğin üzerine boşalttı. Bu da Buhari Müslim,
efendim Nesai'nin haberidir. İşte sevgili dostlarımız, İslamiyet Bedevileri en medeni hale getiren ilahi nizamdır. Onun peygamberi Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Bedevi der ki, Resulullah ki ona annem babam feda olsun kalktı, beni ne azarladı, ne de kötü söz söyledi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sonra çağırıp, mabetlerin pislik bırakma yeri değil, ibadet yeri olduğunu öğretiyor. Bu bir ceza, azarlama değil, tamamen bir öğretim faaliyetidir. İşte görüyorsunuz, rahmet peygamberi, herkesi rahmetin içine çağırıyor. Öğretmen görevi yapıyor, irşat görevi yapıyor. Salatü selam ebediyül ebed üzerinden eksik olmasın. Hatta Buhari'nin bir rivayetinde topluma sizler suhuletli ve nezaketli davranmakla vazifelisiniz. Kabalık ve zorluk çıkarmakla değil hitabında bulunur. İşte görüyorsunuz. Önce öğretici, tebliğci olmalı, irşatçı olmalı. Sonra icabına göre hareket edilmelidir. Hanefiler eğer yer sertse, suyu emmiyorsa temizlenmesi için o pis yerin oyulup atılmasını şart koşarlar. İbn-i Hacer, Hanefilerin bu hükümde biri mevsul, ikisi de mürsel üç hadise dayandıklarını söyledikten sonra, mevsul olanın da senet yönüyle zayıf olduğunu belirtir. Evet sevgili dostlarımız, birine hadis-i şerif zayıf yoldan gelmiş olabiliyor, öbürüne güçlü yoldan gelmiş de olabiliyor. Onun için mezhep alimlerinin hükümlerine dikkat edin. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam mescitte otururken bir bedevi girip iki rekat namaz kıldı. Sonra da şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım bana da Muhammed'e de rahmet et. Bizden başka kimseye rahmet etme dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam atılıp geniş alanı daralttın dedi. Derken adam hemen kalkıp mescidin içine akıtmaya başladı. Halk da hemencecik üzerine yürüdü. Resulullah aleyhissalatü vesselam onları yasaklayıp kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz. Üzerine bir kova su dökün diye ferman buyurdular. Bu da Buhari, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin haberidir. Bu da bir başka olay olma ihtimali var. Yüce Allah'tan rahmet, mağfiret isterken diğer müminler için de istemelidir. İslami duanın edebi bunu gerektirmektedir. Evet, sevgili dostlarımız. Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir. Üzerine akıttığı toprağı alın ve onu atın, yerine su dökün. Ebu Davud der ki bu rivayet mürseldir.
Çünkü İbn-i Makıl Resulullah'la karşılaşmadı. Ebu Davud'un haberi. Ebu Abdullah el-Cüşemi anlatıyor. Bize Cündüp radıyallahu anhu anlattı ve dedi ki, bir bedevi geldi, devesini önce ıhtırdı, sonra bağladı. En sonra mescide girip Resulullah aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam selam verince, bedevi bineğinin yanına gelerek bağını çözüp üzerine bindi. Sonra da seslice şöyle duada bulundu. Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmet et. Rahmetimizde bir başkasını bize ortak kılma. Resulullah aleyhissalatü vesselam müdahale edip, bunu mu yoksa devesini mi, hangisini daha şaşkın görüyorsunuz? Ne söylediğini duymadınız mı? Buyurdular. Oradakiler evet duyduk dediler. Evet, bir önceki uyarıyla Peygamberimiz yine uyarıyor. Ümmeti Muhammed hakkında hayır dileyin. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Verdahünne verdahmecmain. Bir kadın bana, ben eteğimin zeylini fazla uzatıyorum ve pis yerlerde de yürüyorum. Bu hususta ne dersiniz diye sordu. Ben de ona Resulullah aleyhissalatü vesselamın pis yerlere değen eteği ondan sonrası temizler dediğini söyledim. Bu da Muvatta Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin haberidir. Hatta bir bu nakillerden sonra bevil gibi bir necaset elbise veya bedene bulaşacak olsa ancak su ile yıkamakla temizlenebileceği hususunda ümmetin icma ettiğini belirtir. Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde de şöyle haber gelmiştir. Beni Abdul Eşhel'den bir kadın anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bizim mescide giden yolumuz pis kokulu topraktır. Yağmur yağınca ne yapalım? Sizinkinden sonra ondan daha temiz bir yol yok mu diye sordu. Evet deyince işte bu öbürünü telafi eder, temizler buyurdu. Ebu Davud'un haberidir bu da. Yine Ebu Davud'da Ebu Hüreyre'den bir rivayet şöyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, sizden biri ayakkabısıyla bir pisliğe basarsa, bilesiniz toprak onu temizler. Ebu Davud'un haberidir. Yeter ki ayakkabı üzerinde pislik eseri gözükmesin. İbrahim Nehai'nin bu durumda ayakkabı veya meste pislikten ne bir koku ve ne de bir eser kalmadığı hususunda emin oluncaya kadar silmeye devam ettiği rivayet edilmiştir. Yani aklın temiz olduğuna kanaat getirecek, yoksa yıkaman gerekir. İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki, elbisen yaş bir pisliğe değdiyse veya öylesi bir necasete ayakkabınla bastıysan, o pisliği su ile yıka. Pislik kuru ise bir beis yok. Rezin bunu tahric etmektedir. Evet sevgili dostlarımız, meni hakkında da Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz radıyallahu anha anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın elbisesine bulaşan meniyi yıkıyordum. O elbisesinde ıslak kısım kurumamış olduğu halde namaza giderdi.
Bu da Buhari, Müslim, Ebu Davud ve diğerlerine haber edilir. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz bizde İslam temizlik dinidir. Yıkanması, yıkamakla temiz olduğu gibi kurumuşsa ovalamak suretiyle temiz olur. Hanefiler, Malikilere göre meni necistir. Şafilere ve Hanbelilere göre meni temizdir. Davud-u Zahiri'nin de böyle hükmettiği bilinmektedir. Ashab-ı Güzin'den Hazreti Ali, Sa'd ibn Ebi Vakkas, Abdullah İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhüm Hazretleri de bu görüşte olduğunu rivayet edilmiştir. Şunu hemen belirtmek isteriz. Meniye necis diyenler onun yıkandığını gösteren hadisleri esas almışlardır. Necis değil diyenler de ovalamakla temizleneceğini ifade eden hadisleri esas almışlardır. Şeriatı garramız ruhsat ve kolaylık dinidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu meselede de ruhsat murad etmiş olmalı ki ihtilaflı beyanlarda bulunmuştur. Nevevi hayvan menisinin hükmü hakkında da açıklamada bulunur. Köpek, domuz ve onların menisinden doğan hayvanların menisi kesinlikle necistir, yani pistir. Evet sevgili dostlarımız, İslam alimlerine gece gündüz rahmet okuyun. Ne güzel çalışmışlar, ne güzel incelemişler. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Şafii rahimehullah şüpheye dayanılarak su çilemek gerekmez. Görülmeyen bulaşık yok farz edilir. Çamaşırının geri kalanı, kalan kısmının temizliğine hükmedilir denmiştir. Evet, vesvese, burada da vesveseye yer verilmemesi öngörülmüştür. Şimdi de dersimiz hayız kanıyla devam ediyor. Esma bintü Ebi Bekir radıyallahu anhüma ve erdâ mecmain anlatıyor. Bir kadın aleyhissalatü vesselama gelerek, ey Allah'ın Resulü, birimizin çamaşırına hayız kanı bulaşınca ne yapmalıdır diye sordu. Aleyhissalatü vesselam, önce kazır sonra parmak ucuyla bulaşan yeri yıkar. Sonra da kan görülmeyen yere su çiler buyurdu. Bu da Buhari, Müslim ve diğerlerinin haberidir. Evet kıymetli dostlarımız, Buhari'nin bir diğer rivayeti de şöyledir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki, bizden biri hayız olur, sonra temizlenince bulaşma kanı elbisesinden kazır ve elbisenin geri kısmına su serper, sonra da içinde namaz kılardı. Bu da Buhari, Ebu Davud, Nesai'nin haberidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf bütün temiz mailerin necaseti çıkarabileceğini söylemiştir. Yani yıkama usulüyle. Şu halde bu hadis-i şerifler hayız kanının elbiseye bulaşması halinde bulaşık kısmın yıkanmasıyla elbisenin temiz olacağını, yıkanan yerin ıslaklığı kurumadan o elbisenin içinde namaz kılınabileceğini belirtmektedir. Çünkü ıslak ama temizlenmiş. Köpek ve diğer hayvanlar hakkında dersimiz devam ediyor.
Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, bir kaba köpek banmışsa, onun temizlenmesi 7 kere su ile yıkanmasına bağlıdır. Hatta bunların ilki toprakla olmalıdır. Bu da Buhari, Müslim ve diğerlerinin haberidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife başka delili esas alarak 3 kere yıkamanın yeterli olduğuna hükmeder. Evet, başlangıçlar böyledir. Fakat sonradan istikrar bulan hükümler de nasih ve mensuh olaylarından sonra hüküm gerçekleşir. İmam-ı Azam buraya işaret etmektedir. İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Köpekler Resulullah aleyhissalatü vesselam devrinde mescidin içinde gidip gelirlerdi. Bu sebeple mescidi yıkamak için içine su serpmezlerdi. Bu da Buhari ve Ebu Davud'un haberidir. Efendim, o zaman mescitte köpeklerin girip çıkmasına mani olacak kapı yoktu der. Bunu Hattabi anlatıyor. Efendim, yine İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam-ı Muhammed rahimehumullah, güneş topraktan necaseti temizler, yeter ki necasetten eser gözükmesin demişlerdir. Necasetten eser görüldüğü müddetçe temizlemek gerekir. Toprağın temizlenmesinde 2 yol var derler. Biri üzerine su dökmek, diğeri de rüzgar veya güneşte kurumasıdır derler. Kepşe bintü Kâb İbni Malik ki İbni Ebi Katade'nin nikahı altındaydı. Anlatıyor. Ebu Katade radıyallahu anh yanıma girdi. Kendisine abdest suyu hazırladım. Bu sırada sudan içmek üzere bir kedi geldi. Ebu Katade kabı uzattı, kedi içti. Kepşe sözlerine devamla der ki, Ebu Katade kendisine bakmakta olduğumu gördü ve ey kardeşimin kızı, buna hayret mi ediyorsun dedi. Ben de evet de demiş bulundum. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, kedi necis değildir. Kedi sizin etrafınızda çokça dolaşır buyurdular dedi. Bu da Muvatta, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin haberidir. Burada da ruhsat tanındığını ifade etmektedir. Hadis-i şerifte kedilere karşı rifle muamele etmek gerektiği, onlara karşı iyi muamelenin mükafatının umulabileceği irşat buyurmaktadır. Evet sevgili dostlarımız, Davud İbni Salih İbni Dinar Et-Temmar annesinden anlatıyor. Efendim beni Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya bir miktar yemekle gönderdi. Gelince Hazreti Ayşe'yi namaz kılıyor buldum. Bana elindekini koymamı işaret etti. Ben de bıraktım ancak bir kedi gelerek üzerinden yedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh da namazından çıkınca kedinin yediği yerden yemeği bir miktar yedi. Sonra da şu açıklamayı yaptı. Resulullah aleyhissalatü vesselam kedi necis değildir. O sizi çokça dolaşan birisidir demişti. Ben ayrıca Resulullah aleyhissalatü vesselamın kedinin artığıyla abdest aldığını gördüm dediler. Ebu Davud'un haberidir.
Evet sevgili ve muhterem izleyenler, inşallah dersimiz yine bunlarla ilgili devam edecektir. Cenab-ı Hak Yüce İslam'ın o geniş rahmet caddelerinde Hakk'a giden yolda, Hakk'ı yaşayarak, içi dışı gerçek Müslüman olan, her sözü, her işi hak ve nur olan kullarından eylesin. Yüce İslam nur saçıyor bütün alemlere. Rahmet deryaları dalgalanıyor. Ey insanlık alemi, İslam'a gel, Müslüman ol. İslam seni cennete hazırlıyor ve cennete çağırıyor.